Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroölümü takipçi kariyerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Takımı kurdum, kadroları da kurdum. Ben 2 tane kadro kurarım yeter sanıyordum ama 3 kadro kurmak zorunda kaldım. Hemen size ilk 11'leri göstereyim. Olabildiğince herkesi ilk 11'de oynatmaya çalışıyorum. Yedeklerde de varsınız ama yani şu an detaylı göstereyim bilmiyorum. Bakın bu ilk kadro. Burada da rezervlerde işte Furkan, Arda Bilgin ve Semihcan Hakbileri var. Bu ilk kadromuz. Bu ikinci kadromuz arkadaşlar. İlk 11'i falan görüyorsunuz. Ben direkt rezervleri göstereceğim. Hani kimi bırakmak zorunda kaldım diye. 3 numarada da ilk 11'dekileri görüyorsunuz. Ve rezerv oyuncularda yine bizim ilk kariyerimizde olan oyuncular, kendileriyle iyi olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden anlayış göstereceklerdir. Her neyse, dediğim gibi kadrolar hazır. Olabildiğince herkesi ilk 11'de oynatıyorum dediğim gibi. Ve yine belirtmekte fayda görüyorum ki kimler videoya attığı beğeni ve yorumlarla desteğini gösterirse onlara büyük ihtimal ilk 11'de daha fazla şans vereceğim. Sözü daha fazla uzatmadan maçlara başlayalım istiyorum ama benim birkaç antrenmana falan çıkmam lazım. Tabii siz buraları görmeyeceksiniz. Sezon öncesi hazırlık turnuvasında büyük takımlara karşı oynayacağız. Hemen hatta size onu göstereyim şimdiden. Milan, Köln ve Arsenal'la oynayacağız arkadaşlar. Bu 3 maçta da 3 kadroyu denemeyi düşünüyorum. Daha sonra da bakacağız bakalım, Allah kerim. Aynı zamanda 3 maçta 3 formayı da deneyeceğiz arkadaşlar. Formaları maçta görürsünüz. Hadi o zaman siz maça geçin, ben de antrenmanlara geçeyim. Ve işte arkadaşlar, döndük dolaştık. İlk kadroyla karşılaşmaya çıkıyoruz. İkinci maçta ikinci kadro ve ikinci forma. Üçüncü maçta da üçüncü kadro ve üçüncü formayla sahaya çıkacağız. Koca bir seriye artık başlıyoruz. Oo, ben. İlk beni gösteriyorlar. Kendime çok özen göstermedim. Yani neysem onu yapmaya çalıştım. Ve sezon öncesi hazırlık karşılaşması. İlk karşılaşmamız Milan'a karşı. Bu arada İspanya'ya yazıyor da La Liga'da oynayacağız arkadaşlar. Bunun da haberini vermiş olayım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Coşkun pasını oynadı. Arda'ydı bir. Arda vurdu, gol gol gol. 1-0. Arda gol atıyor. Sezonun ilk golü Arda'dan geliyor. Spikerlik yapamadım ya. Spikerlik yapamadım. Arda'nın golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Ben de biraz heyecanlıyım. Heyecanımı atmam lazım. Güzel bir golle 1-0 öndeyiz. Kaan Yıldız topunu oynadı. Şimdi ben bu isimler konusunda arkadaşlar, isimlere biraz çalışmam lazım açıkçası. Arda Aydemir tekrar şimdi pasını oynadı. Murat mıydı? Murat Özaslan ortayı yaptı. Bir kafa gelmedi. Ben en iyisi, bakın benim elimde bir kağıt var. Şurada bir kağıt var. Bu kağıdı önüme koyayım. Arada sırada buradan bakarım. Kimdi? Evet, Murat Özaslan doğruymuş mesela. İsimlere alışana kadar biraz sürecek. Güzel paslaşmalar. Oo, çok güzel paslaşmalar. Müthiş geldiler. Kuzey Kocabay harika kurtardı. Tonali pasını oynadı. Tonali vuruyor, Kuzey Kocabay. Adamsın. Müthiş müthiş. Kaan Yıldız. Adanalı Kaan Yıldız pasını oynadı. Ömer Taçelik, Baran Akay, Ahmet Coşkun. Güzel paslaşıyoruz. Güzel geldik. Erkan Sönmez, bir dakika. Yavuz Yiğit. Çok güzel bir şut. Korner. Furkan Yavuz Yiğit'in şutunu kaleci çok güzel bir şekilde kornere çeldi. Şimdi korneri kullanıyoruz. Müthiş bir orta. Bir kafa ve top ağlarda gol. Baran Akay atıyor. Baran Akay atıyor. 2-0 öndeyiz Milan karşısında. Lan gol sevincini göremedim. Müthiş bir orta. Müthiş bir kafa. Ve 2-0 öndeyiz. Baran Akay çok güzel bir gol atıyor. Müthiş savundu Kaan Yıldız. Şimdi Ömer Taçelik pasını oynadı. Hızlı çıkalım. Murat Özaslan. Murat Özaslan, o da pas. Ah be, geçmedi. Benim hatam. Çok güzel girdi Ahmet Coşkun araya. Erkan Sönmez pasını oynadı. Furkan Yavuz Yiğit. Furkan aşağıya bıraktı. Tarık Kocabay. Sabek fırladı gitti. Bir anda pozisyonu oluşturacak. Ortayı yapacak şimdi. Orta güzel. Bir kafa gelir mi? Sanırım korner. Arda Aydemir'den mi çıktı acaba ya? Evet. Çok ilginç lan. İndirdik, şimdi aldık. Furkan Yavuz Yiğit pasını oynadı. Tarık Kocabay geriye bıraktı. Emre Cankolu. Şimdi sola doğru geçiyoruz.
Kaan Yıldız. Kaan Yıldız pasını oynadı. Hızlı çıkabilir miyiz? Aldık. Kapladık. Hernandez. Theo Hernandez güzel oynadı. Kuzey Kocabay çıkar gibi yaptı. Çıkmadı. Top dışarıda. İşte forveti böyle şaşırtırız. Güzel pas. Arda Aydemir. Ahmet Coşkun. Şimdi Murat Özastan. O da bırakacak. Kaan Yıldız. Yap ortayı. Vur kafayı. Gelmedi. Emre Can Kolu. Maalesef. Oo, top önümüzde kastı. Lan dur oğlum lan. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Oo, Arda Aydemir güzel girdi araya. Şimdi hızlı çıkma çabasındayız. Erkan Sönmez. Plase. Sanırım zayıf ayağına denk geldi. Güzel paslaşmalar ve gol. Top ağlarda. İlk golü yiyoruz böylelikle. Çok güzel pas. Kaan Yıldız yap ortayı. Çok lan oğlum lan. Abi şu Arda Aydemir vuracaktı o topa. Neden arkadaki oyuncu seçti ya? Erkan Sönmez'i seçti otomatik oyun. Neyse yazık oldu. Murat Özastan pasını oynadı. Emre Can Kalu kaleye baktı, vurdu. Top dışarıda. 10 numarayla bir gol atalım dedim. Olmadı. İzin vermeyelim. Of, Kuzey Kocabay müthiş çıkardı ama ben yine aptallık ettim orada. Etkili geldiler yine. Güzel pas. Şut. Baran Akay harika girdi araya. Duvar oldu adeta. Evet. Güzel bir kurtarış. Topu bilerek dışarıya atacağım çünkü oyuncu değiştirmemiz lazım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, denemek için 5 tane oyuncu değişikliği yapıyoruz. Niye bize Jiru'yu gösteriyorsun ki ya? Bizimkileri göstersene. Baran Akay yine güzel girdi araya. Ömer Taçelik harika girdi araya, çok güzel. Baskı işe yaradı, topu geri aldık. Şimdi of, güzel pas. Hamza kaleye baktı, pasını oynayacak şimdi. Enes Yiğit o da pasını oynayacak. Kaleye baktık. Müthiş bir şut. Aman Allah'ım, gol sandım. Vallahi gol sandım bir an. Öyle güzel gitti ki. İşte Mehmet Özbey'in şutu arkadaşlar. Gerçekten müthiş gitti ama maalesef top ağlarla buluşmadı. Şimdi Milan yine etkili geliyor. Güzel bir şut ve maalesef top ağlarda. Yani son saniyede gol yemek zaten bizim lügatımızda var abi. Çüş yani. Hakikaten çüş yani. Onu da yeseydik artık. Karşılaşma sona eriyor. Maalesef 2-0'dan 2-2'ye getirdiler karşılaşmayı. Yani böyle olmasaydı daha iyi olurdu ama nasip kısmet artık. Baran Akay. Bir deneme bir gol. Siz kendinizi tanıyabiliyor musunuz acaba? Maçın oyuncusu bizden Baran Akay olmuş arkadaşlar. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Baran Akay 8.6 yıla maçın oyuncusu oluyor. Yani diğer oyuncuların kötü olmasına bakmayın, o benim oynama tarzımdan dolayı. Takıma alışmaya çalışıyoruz sonuçta. Zaten çoğu da görüyorsunuz oyuna sonradan girenlerden. Maçın en başından beri içeride olanlar yani idare eder. 7.3, 7.5, 6.9 ve tabii maçtan çıkanlar çok fazla bir şey gösteremedi doğal olarak. Bir sonraki maçımız FC Köln'e karşı ve Sadık formayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim deplasman formamız. Biraz böyle renkli bir form olsun istedim. Kanalımızın renklerini barındıran. Bence gayet güzel, değişik bir form oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hemen şöyle ikinci kadromuzu da görün. Hangi ilk 11 ile başlayacağımızı görün. Demin de belirttiğim gibi ikinci maçta ikinci formayı giyeceğiz. Üçüncü maçta da üçüncü formayı giyeceğiz. O zaman lafı uzatmadan karşılaşmaya başlayalım. Bu arada birazdan susmam lazım. Dublaj yapacağım kendimi. İşte forma arkadaşlar. Vallahi bence gayet güzel, değişik bir forma. Karşılaşmaya başlıyoruz bonus kafalarla. Arda pasını oynadı. Kaleye baktık. Şutu gömdük. Korner. Uf, güzel şut. Kaleci Kuzey Kocabay. Çok güzel bir orta. Manyak bir gol yedik. O nasıl ortaydı arkadaşlar? Şuna bakın ya. Anormal. Böyle bir şey yok. Tarık Kocabay çok güzel girdi araya. Şimdi Furkan sağ bıraktı. Semih Can Akbilir. Semih pas. Hamza Tekin. Hamza kaleye baktı. Müthiş vurdu. Efsane bir gol atıyor. Hamza Tekin çok güzel bir gol atıyor. Çok güzel bir gol. Gerçekten çok güzel bir gol. Müthiş bir gol geldi. Semih Can Akbilir pasını oynadı. Hamza Tekin kaleye baktı. Şutunu gömdü. Kaleci pozisyon hatası yapmış. Hamza Tekin bu hatayı affetmedi. Çok güzel bir gol atıyor Hamza Tekin.
Şimdi Semih topu sakladı, pasını oynadı. Furkan müthiş kontrol, şut ve top dışarıda. Çok güzel gitti ama maalesef topu ağlarla buluşturamadık. Top çok güzel falso almasına rağmen olmadı maalesef. Bir de bu açıdan izleyelim. Gerçekten çok güzel pozisyondu çünkü. İşte Furkan'ın şutu ama maalesef çerçeveyi tutturamadık. Şimdi rakip etkili geliyor. Geriye pas oynadılar. Aman dikkat, aman dikkat. Kuzey Kocabay müthiş kurtarıyor. Müthiş. Enes Karakaş yerde sakatlık geçiriyor. Hakem olay yerine geldi şimdi. Sedye'yi çağıracak. Evet, Sedye'yi çağırıyor. Bir Enes çıkıyor, diğer Enes giriyor. Enes Yiğit oyunda. Kendisine başarılar diliyoruz. Tarık Kocabay'la hızlı çıkıyoruz. Furkan ileri oynadı. Semih Canhakbiler ceza sahasına girdi. Semih vurdu. Korner. Semih Canhakbiler ile köşe vuruşunu kullanıyoruz. Bir kafa. Haydi, haydi olmadı. Tarık Kocabay şimdi topun sahibi. Bir power shot geliyor. Müthiş bir şut. Maalesef kaleci kontrol ediyor. Etkili pozisyon Ömer Tahçelik. Müthiş girdi araya. İlk yarı sonucu 1-1. Furkan Ali ve Kuzey Kocabay'ı görüyoruz. Şimdi atağa çıkıyoruz. Güzel pas Hamza Tekin. Furkan'ı gördü. Furkan oynadı. Furkan ilerliyor. Furkan korner. Arda Bilgin köşe vuruşunu kullanmak için hazırlanıyor. Köşe vuruşlarımız etkili. İnşallah bu sefer yine etkili olur. Şimdi bir orta. Bir kafa ve topağlarda gol. Asaf Sarıcaoğlu atıyor. 2-1 öne geçiyoruz. Ve işte taklaları. Müthiş gol. Müthiş gol. İnsanın kendi sesine dublaj yapması da bayağı komik oluyormuş. Ve işte o golü bir kez daha izliyoruz. Arda'nın harika ortasına Asaf Sarıcaoğlu aynı güzellikte kafayı koydu. Ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 2-1 öndeyiz. Kaan Yıldız Kuzey Kocabay oynuyor. O da Tarık Kocabay'a. Asaf şimdi pas. Ömer Tahçelik. Kaan Yıldız tekrar. Defanstan adım adım çıkıyoruz. Haydi bir de sarttıralım. Hamza şimdi Furkan'ı gördü. Furkan sola bırakacak. Bıraktı. Kim o? Enes Yiğit. Yaptı ortayı. Gerçin kafa gelmedi maalesef. Şimdi rakip etkili geliyor. Aman dikkat ve topağlarda. Skor 2-2 oldu. Hemen santro noktasına koşuyorlar. İşte o güzel golü bir kez daha izleyelim. Ve yine 5 oyuncu birden değiştiriyoruz. Her oyuncuyla oynamaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu tanımamız lazım. Umarım galibiyeti alabiliriz. Şimdi korner kullanılıyor. Bir kafa Kuzey Kocabay. Müthiş çıkardı. Bir korner daha. Uzaklaştıralım. Uzaklaştıramadık. Bir kafa Kuzey Kocabay. Çok güzel. Çok güzel refleks gösterdi. Reaksiyon gösterdi. Teşekkürler. Bir etkili atak daha. Aman dikkat Kuzey Kocabay. Yine edindi müdahale. Defans az adamla yakalıyoruz. Furkan şimdi pasını oynadı. Murat Özaslan Furkan'a bıraktı. Furkan topu ağlara gönderdi. 3-2 öndeyiz. Dakika 76. Oyuncu otomatikmen korner direğine doğru gidiyor. Değiştiremedik. Kendi gol sevincini yapamadık ama olsun. 3-2 öndeyiz. İşte takım olarak harika sevinç. Bir etkili atakta müthiş şut Kuzey Kocabay. Murat Özaslan çalımını attı. Müthiş bir faule maruz kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Sarı kartı gösterecek. Artist enerjiyi görüyorsunuz. Ahmet neredeyse rakibin kafasını kıracak. Zor tuttu kendini. Şimdi Enes Yiğit kaleye baktı. Şutunu gömdü. Of çok güzel gitti. Az kalsın gol oluyordu. Ve bir faulde Ahmet Coşkun'dan geliyor. Ahmet Coşkun hakemden sarı kartı görüyor. Maçın bitmesine az bir süre kala. Karşılaşma artık bitmek üzere ve hakem düdüğü çalıyor, karşılaşma sona eriyor. 3-2 galip geliyoruz. Furkan Ali 4 deneme 1 gol, güzel bir performans gösterdi bu karşılaşmada. Artık bir sonraki maça hazırlanmamız lazım. Güzel galibiyet için tebrikler. Ve işte bu da 3. formamız arkadaşlar. Formayı nasıl buldunuz acaba? İlk formamız, deplasman formamız, bu da 3. formamız. Ve artık sezon öncesi son karşılaşmaya çıkıyoruz. İlk dakikalarda etkili geliyor. Arsenal bir şut. Kuzey Kocabay rahat kontrol. Bir tehlikeli pozisyon daha. O neydi? Aman topağlarda maalesef. Pimpon topu gibi adamın önünde kaldı en sonunda. Gördüğünüz üzere top boş ağlara gitti. Aynen böyle. Şimdi Enes Yiğit müthiş çalım. Çok güzel geçti.
Çalımı bir kez daha izleyelim. Basit ama çok güzel bir çalım. Helal olsun. Arsenal yine etkili geliyor. Şimdi bir pas. Şut geliyor. Aman Allah'ım, bu nasıl gol? Çok ilginç bir gol daha yedik. İlk gol de çok ilginçti. İkinci gol de çok ilginç. 2-0 girdiyiz. Şimdi kanat değiştiriyoruz. Çok güzel. Kaan Yıldız ileri oynadı. Çok güzel. İlerle, ilerle, ilerle. Ortayı yapacağız. Hayır, geriye çektik. Pasını oyna. Şut ve topalarda gol, gol, gol. Hamza Tekin topun gelişine öyle güzel vurdu ki kalecinin yapabilecek çok da fazla bir şey yoktu. Golü yine her zamanki gibi takım olarak buluyoruz. İşte burada topu geriye çektik, pasımızı oynadık. Hamza Tekin müthiş bir şutla topağlara gönderdi. Hamza Tekin bıraktı, Erkan Sönmez kaleye baktı, şut! Çok güzel bir kurtarış. Şimdi güzel savunmalıyız ve işte çok güzel ama ilk yarı sona eriyor, ilk yarı sonucu 2-1. Şimdi yine defanstan oyun kuruyoruz. Enes Yiğit, pas, artist enerji. Hamza Tekin oynuyor. Hamza Tekin ceza sahasına girmek üzere. Hamza Tekin kaleye baktı. Şut, top dışarıda. Çok güzeldi ama maalesef top doğrudan dışarıya gitti. Gol olsa beraberliği buluyordum. Şimdi Enes Yiğit, pas, Ahmet. Ahmet oynadı. Hamza Tekin, Hamza baktı kaleye. Vurdu topağlarda gol. 2-2. Geri döndük. 2-0'dan geri döndük. Pes etmedik, maçtan kopmadık, 2-0'dan geri döndük. İşte golün tekrarı, Hamza Tekin sol ayağıyla çok güzel bir şut ve skor 2-2. Rakip etkili geliyor, şimdi güzel pas, Ömer Saçelik çok güzel girdi araya, helal olsun. Şimdi artist enerji döndü, baktı, Enes Yiğit oynadı, Enes Yiğit ceza sahasına girdi, Enes Yiğit, Enes Yiğit vurdu, top geri döndü, bir kafa gelmedi. Şimdi Tarık Kocabay geri oynadı. Erkan Sönmez bir power shot geliyor, top dışarıda. Yine birkaç oyuncu değiştiriyoruz. Yani birkaç dediğim 5 oyuncu birden değiştiriyoruz. Takımı tanımamız için bunu yapmamız lazım. Buyurun görün arkadaşlar, sizlere bu videoyu yetiştireceğim diye canım maçı izleyemedim. Lan 7 tane gol oldu. 5 dakika sonra gittim ama ondan sonra zaten gol olmadı. Neyse. Şimdi maçtaki son hata geliştiriyoruz. Arda Aydemir güzel pas, şimdi Semih Canakkale koş koş koş, Semih ceza sahasına girdi, pas oynayacak arkadaşı yok, şutunu çekti ve karşılaşma sona eriyor. Allah'a çok şükür ki benim dublaj da sona eriyor. Çok zor işmiş ya. Gerçekten çok zor işmiş. Bir sonraki bölümden itibaren La Liga'da sezonumuza başlıyoruz. Hepinizi videolara bekliyorum. Müthiş destek istiyorum. Videodan ayrılmadan videoyu beğendiğinizi ve kanala abone olduğunuzu varsayıyorum. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Görüşürüz.